Yapısal farklılıkları açısından iki temel hücre tipi bulunur. Biri bakterilerde görülen daha basit hücre tipi, diğeri ise diğer tüm hücrelerde görülen daha karmaşık hücre tipidir. Bu farklılığa dayanılarak canlılar da iki temel gruba ayrılır. Basit hücre tipine sahip bakteriler prokaryotlar, karmaşık hücre tipine sahip diğer tüm canlılarsa ökaryotlar olarak adlandırılır. Prokaryotları ve ökaryotları birbirinden ayıran pek çok özellik vardır. Ökaryotik hücrede genetik bilgi bir zarla çevrilmiş gerçek bir çekirdek içindedir. Prokaryotik hücrede ise gerçek anlamda bir çekirdek yoktur. Prokaryotik hücrede genetik bilgi, hücrenin nükleoid denen bölgesine toplanmıştır. Hem prokaryotik hem de ökaryotik hücrelerde DNA bulunur. DNA, canlıların yaşamını sürdürebilmesi ve çoğalabilmesi için gerekli kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküldür. DNA, çok uzun bir molekül olduğu için canlı hücrelerde özel bir şekilde paketlenmesi gerekir. Prokaryotik hücrelerde DNA genellikle bir ya da daha fazla halkasal molekül şeklindedir ve görece az sayıda proteinle bir araya gelerek paketlenmiştir. Ökaryotik hücrelerde ise DNA çok sayıda proteinle bir araya gelerek kromozom denen karmaşık ve yoğun yapıları oluşturur. Kromozomlar hücrenin çekirdeğinde bulunur. Ökaryotik hücreler zarla çevrili organellere sahiptir. Organeller belirli işlevler için özelleşmiş hücre elemanlarıdır. Prokaryotik hücrelerde ise zarla çevrili organeller bulunmaz. Hücreler dış ortamdan hücre zarı yoluyla ayrılır. Hücre zarı hücrenin bütünlüğünü korur ve hücrenin çevresiyle madde alışverişini sağlar. Bitkilerde ve bazı başka canlı gruplarında hücre zarının dışında bir de hücre duvarı vardır. Hücrenin çekirdek dışında kalan yarı akışkan iç ortamına sitoplazma denir.